DNA proteinleri veya proteinin yapı taşı olan polipeptitleri kodlar. Cümlesini daha önce duymuşsunuzdur arkadaşlar. Bu videoda DNA'nın polipeptitleri hangi dilde kodladığından ve bu dilin nasıl okunduğundan bahsedeceğim. Şimdi bir kromozomu ele alalım. Bir kromozoma yakından baktığımızda inanılmaz miktarda DNA'dan oluştuğunu görürüz. Bu DNA dolanmış ve sarılmış haldedir. DNA bu Şimdi DNA'nın bu pembe çizgilerle işaretlediğim çok çok küçük bir parçasına yoğunlaşacağız. Bu parçanın adı gen. Tipik olarak bir gen, tek bir polipeptit yani tek bir aminoasit zinciri kodlar. Bu gen bir noktada transkripsiyona uğrar. RNA polimeraz denilen bir enzim gelir. DNA ipliklerinden birinin tamamlayıcısı olan bir mRNA ipliği üretir mRNA ipliğini üretmek için kullandığı DNA ipliğine kalıp iplik adı verilir. Kalıp iplik. RNA polimeraz kalıp ipliği kafasına göre seçmez arkadaşlar. RNA polimeraza kalıp iplik olarak hangi ipliği seçmesi gerektiğini söyleyen bazı işaretler vardır. Ama şimdi bunun ayrıntılarına girmeyeceğim müsaade ederseniz. Şimdi DNA'mıza ve DNA'mızdan ürettiğimiz mRNA'ya yakından bir bakalım önce. Evet bakın burada sol altta. mRNA üzerindeki bütün nükleotitlerin DNA üzerindeki nükleotitlerin tamamlayıcısı olduğunu görüyorsunuz. Yalnız bir istisna söz konusu. RNA'da timin yani T yerine urasil yani U var. Yani RNA söz konusu olduğunda T koyulacak yere U yani urasil koyuyoruz mRNA sonuçta ribozoma ulaşıyor. Ribozomu sağda görüyorsunuz. Ve ribozom bu mRNA'yı çeviriyor veya tercüme ediyor diyelim. Yani mRNA'yı okuyor ve ona göre uygun polipeptit zincirini oluşturuyor. Şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. DNA ribozoma gitmiyor. Ribozoma giden sadece mRNA. mRNA ve DNA üzerindeki her bir nükleotit üçlüsüne kodon adı veriliyor mRNA'da bulunan bütün kodonları daire içine alacağım. Demek ki mRNA'mızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kodon varmış. Tabii DNA'mızda da 7 adet kodon bulunuyor. Ve her kodon tek bir aminoasit kodlayacak. Bakalım bu nasıl olacak? Evet, gördüğünüz tablo ki umarım çok karmaşık gelmiyordur size, genetik kod. Amino asitlerin kodlandığı ve ribozomda uzun polipeptit zincirleri oluşturacak şekilde birleştirildikleri dil işte bu. Sağ üst köşeye orijinal DNA'mızı ve ona karşılık gelen mRNA'yı yeniden çizdim. Ama unutmayın, ribozomda okunan şey mRNA arkadaşlar, DNA değil. Genetik koda baktığınızda da bu dilin zaten RNA dili olduğunu görebiliyorsunuz. Çünkü neden? Çünkü U'lar var ama T'ler yani timinler yok. Bu da bu kodun RNA dilinde yazıldığını bize gösteriyor. Öyleyse gelin elimizdeki bu mRNA'yı beraber okuyalım. Ribozom tam olarak bu mRNA ile karşılaştığında ne yapar inceleyelim. İlk kodonumuzla başlayalım. AUG. Bu tablo şöyle kullanılıyor. Sol taraftan başlıyoruz. Bakın, kodondaki ilk baz yazıyor. Bizim kodonumuzdaki ilk baz neymiş? A bu A'yı işaretliyoruz. Çünkü bundan sonra bu satıra bakacağız. Sonra ikinci baz için tablonun yukarısına kodondaki ikinci baz yazan yere bakıyoruz. U'yu buluyoruz. Evet işte burası. Tamam bunu da işaretliyoruz. Çünkü bundan böyle bu sütuna bakacağız. Ve son olarak son baz için tablonun sağına yani kodondaki üçüncü baz yazan yere bakıyoruz. Satır olarak işaretlediğimiz bu bölgeye odaklanıyoruz. Ve sağ tarafta G'yi arıyoruz. Evet, G burada. G'den işaretlediğimiz sütuna doğru bir çizgi çektiğimizde metiyonin aminoasidine ulaşıyoruz. Demek ki AUG metiyonin kodluyormuş. Aslında AUG sadece metiyonin kodlamaya yaramıyor. Aynı zamanda ribozoma, translasyona başlama komutunu da veriyor. O nedenle buraya başlangıç yazıyorum. Şimdi de ikinci kodonumuz olan GUU'ya bakalım. Yine soldan başlıyoruz ve G'yi buluyoruz. Evet, G burada. Sonra tablonun üstüne bakıyoruz ve U'yu buluyoruz. U burada. Sonra sağ tarafa bakıyor, bu iki çizgi arasında U'yu arıyoruz. Ve bu bize valin aminoasidini veriyor. Demek ki GUU valin kodluyormuş. Gelelim sıradaki kodonumuz olan CCC'ye. Sol tarafta C'yi bulduk, satırı işaretledik. Yukarıda da C'yi bulduk, sütunu işaretledik. Sağda da C'yi bulduk, baktık. C, 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 prolin kodluyormuş. Bir sonrakine geçebiliriz. A, A, G. Evet, biraz hızlanacağım arkadaşlar. A'yı bulduk, işaretledik. Yukarıda A'yı bulduk, işaretledik. Sağda G'yi arıyoruz. Çizgiler üst üste geldi ama sonuçta lizin aminoasidine ulaşıyoruz. Demek ki neymiş? AAG kodonu lizin kodluyormuş. Sıradakine geçelim. GUU. Bir dakika GUU'yu daha önce bulmuştuk çünkü ikinci kodonumuz da GUU'ydu. Tekrar bulmamıza gerek yok. Valin yazıp geçiyoruz. Bir sonrakine geçelim. GUC. G'yi bulduk burada. Yukarıdan U'yu bulduk. İşareti buraya koyuyorum. Şimdi C'yi bulacağız. Evet, yine valin aminasidine ulaştık. İlginç, valin aminasidini kodlayan iki farklı kodonumuz var. Son kodonumuz olan UAA'ya bakalım. Soldan U'yu bulduk, yukarıdan A'yı bulduk, sağdan da A'yı buluyoruz ve dur mesajıyla karşılaşıyoruz. Demek ki UAA aminasid kodlamıyormuş. Ribozoma translasyonu durdur komutunu veriyormuş. İşte böyle polipeptit zincirimizi sentezledik bile. Zincir sırasıyla metiyonin, valin, prolin, lizin, valin ve valinden oluşuyormuş. Genetik koda dair aklınızda bulundurmanız gereken birkaç önemli husus var. Birincisi genetik kod evrenseldir. Bunun anlamı şu, Bakterilerden bitkilere, bitkilerden hayvanlara kadar tüm organizmalar amino asitlerini ve polipeptit zincirlerini kodlamak için aynı genetik kodu kullanıyor. Genetik kodla ilgili akılda bulundurulması gereken ikinci hususta şu. Genetik kod dejeneredir. Aslında artıklık demenin süslü yolu. Dejenere demek aynı amino asidi kodlayan birden çok kodon olması demek. Bizim polipeptit zincirimizde de bunun bir örneği var. Hatırladınız değil mi? GUU ve GUC şeklinde dizilmiş iki farklı kodon aynı valin amino kodluyor. Genetik kodun dejenere olması işte bu demek. Tabloya baktığımızda da genetik kodun gerçekten epey dejenere olduğunu görüyoruz. Aynı amino asidi kodlayan bir sürü kodon var. Mesela buraya baktığımızda lösin kodlayan 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı kodon olduğunu görüyoruz. Genetik koda dair unutmamamız gereken üçüncü noktada dejenere olmasına rağmen muğlak olmaması. Bu her bir kodonun tek bir amino asit kodlayabilmesinden ileri geliyor. Bir kodon asla iki farklı amino asit kodlayamaz. Mesela sol üst köşedeki UUU kodonuna baktığımızda bu kodonun sadece fenilalanin kodladığını görüyoruz. UUU her zaman fenilalanin kodluyor. Hiçbir zaman başka bir amino asit kodlamıyor.